bekliyorlar. Tuğberk Çizilci karşımızda GCM'den, hemen kendisine merhaba diyerek söz bırakıyorum. İyi akşamlar. Günün öne çıkan makro teması da FED tutanaklarını takip edeceğiz. Peki tutanaklardan piyasayı şaşırtıcı veyahut da ekstrem fiyat hareketlerinden olacak bir sürpriz gelebilir mi? Bu ihtimali zayıf olarak değerlendiriyoruz. Nedenlerimiz arasında 14 ve 15 Şubat'ta FED Başkanı Yellen'ın sunumlarındaki detaylara baktığımız zaman da zaten söyleyeceği çoğu şeyi söyledi. Peki ne olursa bir sürpriz gelebilir? Oldu da üyeler kendi aralarında olası Trump etkisi ve Trump'ın detayların netleşme ihtimali olan mali politikalarına bağlı faiz arttırımlarına ilişkin senaryolar konuşulduysa, bu tarafta dolar endeksinde ve Amerikan tahvil faizlerinde önemli hareketler görebiliriz. Fakat bu söylemler dahil olmazsa genelde yatay sakin bir FED toplantı tutanağını geçiriyor olabiliriz. Avrupa tarafına baktığımız zaman da yeni normal negatif faizler, Avrupa'daki seçim riskinin artmasına bağlı olarak güvenli liman algısında talep gören Alman tahvillerindeki 2 ve 5 yıllıktaki negatif faiz uzunca bir süre önümüzde konuşuyor olma ihtimalimizi arttırıyor. Keza 10 yıllıkta da gerileme devam ediyor. Bu neyi ifade ediyor? Piyasa katılımcıları Avrupa'daki seçim riskini dikkate alıyor. Buna bağlı olarak Almanya ile Amerika arasındaki 10 yıllık tahvil makası Almanya'nın aleyhine açılıyor. Tüm bunları özetlememiz gerekirse Euro dolar paritesi üzerindeki negatif risk primi artarken aşağı yönlü hareketle tahvil makaslarının açılmasına bir benzerlik gösteriyor. Fransa seçimlerinde aşırı sağ söylemleriyle ön plana çıkan Le Pen'in anketlerde önde gitmesi ve Bloomberg terminalinde bahis sitesi Oddschecker tarafından hesaplanan ihtimallerde ise gerek Macron, Fillon ve Le Pen'in neredeyse %34 seviyelerde başa baş bir yarış devam ettirdiğini görüyoruz. Dolayısıyla Le Pen Fransa ve Avrupa için ciddi bir risk. Seçime kadar da bu risk unsurunu konuşmaya devam ediyor olacağız. Yurt içi tarafa baktığımız zaman da Türk lirası varlıklarda pozitif yönde ayrışma devam ediyor. Burada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın sıkı para politikası duruşu devam ederken özellikle Amerikan 10 yıllık tahvil faizinde gerileme ve genel olarak da gelişmekte olan ülkelerin para birimlerine pozitif algılamanın devam etmesine bağlı olarak Türk lirasında iyimserlikler devam ediyor. Varlık fiyatlarına değindiğimiz zaman da ise Borsa İstanbul'da yatay fiyatlamalara hakim, yüksek ve düşük arasında 500 puanlık bir bant hareketi var. Euro dolar paritesine baktığımız zaman da Avrupa seçim risklerine bağlı olarak gün içinde 1.05 seviyesinin altı test edildi. Orada da 1.0485, 1.0520 bandı bir karar aşaması olabilir. Burada tabii Fransa tarafına gelecek anketler ve tahvil makasları önemli bir unsur olacak. Son olarak da dolar Türk lirasında olası değerlenme hareketi devam ettiği zaman da 3.60 seviyesi altında aşağıda hangi destek seviyesini takip edebiliriz? 3.58.85 seviyesi önemli olabilir diye düşünüyoruz. Çok teşekkürler. Uğurladık.